Geçim sıkıntısı çekiyorlar, yoksulluk çoğaldı, ondan olabilir mi? Sıkı disiplini yapacak. Bunlar disiplini olmayınca millet soygunluğa giriyor. Adam hırsızlıktan hapse girmiş çıkıyor. Kahveye girdiğinde herkes hoş geldin diyor. Herkes onu kabul ediyor. Sanki sıradan bir davranışmış gibi. Kayseri'de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları dikkat çekiyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına yaşanan hırsızlık vakalarının önüne nasıl geçilir, sizce bunun sebepleri nelerdir diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. İşte sıkı kapımızı falan kilitleyin diyor, çarpıp çıkmayın diyorlar, biliyorsunuz siz de. Görevliyi çalıyorlar, görevli de açmaması lazım, sorması lazım. Kime geliyorsunuz, hangi şeye geliyorsunuz diye. Çalışmadan hazır kazanak diyorlar yani. Herkesin çoğunu bağını soyuyorlar evlerini. Bizim evler mesela İnciosu'da 150-160 tane ev soyuldu bağ evleri için. Adam alışmış. Biraz da hesaplı madde kullandığı için mecbur hırsızlık yapıyor. Peki önüne nasıl geçilebilir? Vallahi eğitim yapacak. Başka da çare yok. Yani eğitim. Babanın ananın biraz eğitim vermesi lazım. Hırsızlık da iyi bir şey değil. Hırsızlık bir ahlak meselesidir. Sebep ne olursa olsun hırsızlık yapmak ahlaksızlıktır. İşte adam yok da çalıyor. Yok, her yok olan çalmıyor. Onun için ahlaki bir sorun, eğitim kültür meselesi diye bakıyorum ben. Vallahi açıkçası ben Develi'den geliyorum da Develi'de de aynı şekilde bazı olaylar yaşanabiliyor. Vallahi şu an suç atmak gibi olmasın da ki Türk milletin yani Türk insanları da gerek genellikle olmuyor. Develi'de yaşadıklarımızın çoğunda Türk değil de yani Suriyeli oluyor, Afgan falan fistan. Onlar da genellikle oluyorlardı. Polisler de nasıl önüne geçebilecek? Vallahi şu an ben de bilemiyorum. Kayseri'deki hırsızlıklar neden çoğaldı? Yoksulluk çoğaldı, ondan olabilir mi? Geçim sıkıntısı çekiyorlar, ondan olabilir mi? Bence ondandır. Önüne nasıl geçilebilir? Önüne nasıl geçilebilir? Gençlerimize bir iş imkanının sağlanması bunun önüne geçilebilir. Bugün yaşlılarımızın birçoğu emekli olduğu halde bazı iş yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta. Gençlerimizin önü kapalı, önü açılmıyor. Bu da insanları gittikçe kötü yola veya yoksulluğa daha çok itmekte bir sıkıntı oluyor işte. Yani bunun sıkıntının önüne geçilmesi için de gençlerimizin önünün açılması gerekiyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında belli bir yaşa gelmiş, emekli olmuş, ekstra iş yapan insanların istirahate çekilmesi. Ha, sen dedi ki onlar da o maaşından geçinebiliyor mu? Onlar da aldıkları maaşından geçinemiyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Hiç de iyi bir gidişatta değildik. Bunun için emniyetin önlem alması lazım. Yani. Bir de gece konutlarında yıkılması lazım açıkçası. Hani gece konutlar olduğu için bir de hani Suriyelilerin de hep buralara şey yapılıyor. Kentsel dönüşümlerine bir an önce hızlanması lazım ki. Çünkü kentsel dönüşüm diye hani binaları yıkma aşamasına getiriyorlar ama tam yıkmıyorlar. Suriyeliler de oraya yerleştiği için de hani onların da daha fazla şey oluyor. Evet, bunda Suriyelilerin de payı vardır yani. Hırsızlık onlar yapıyor yani. Bir an önce kentsel dönüşümlerin hızlanması ve şeyin yıkılması lazım. Sadece Suriyeliler mi yapıyor hırsızlık? Yani tabii ki bizim Türk halkımız da yapıyor ama onlar da ihtiyaç olduğu için yapıyor yani. Yani hırsızlığın ihtiyacı olmaz tabii de. Yani hani onlarda da hani pencerenin falan da kapanması daha iyi olur. Yani tabii. Onların da tabii kendilerinin önlem alması lazım. Önce bir disiplin olmadı. Kalktı gayrim. Bir sebezlendi gayrim. Öf bayağı kalmadı. Bu insanlar Müslümanlık köylüsünü olmayınca onun bunun gidiyor. Baharatından dolayı adam çalıyor götürüyor. Bu iş böyle yani. Nasıl önüne geçeriz bunun? Bunun için kolaylaşmak için ülkeye düşünerek ve sıkı disiplin yapacak. Bunlar disiplini olmayınca millet soygunluğa giriyor. Adam ekmek para bulamıyor, şey bulamıyor, ihtiyacı karşılayamıyor. Onun için oluyor. Ve mantıkla yürürse bu iş yürür. Önceden bu iş var mıydı? Yoktu. Bu iş şimdilik böyle gidiyor ayrım. Düzenecek ki hayatta yürüyecek. Hırsızlık olayı yeni bir şey değil. Yani sürekli insanlık var olduğu olalı hırsızlık var ama öyle tahmin ediyorum ki kışın gelmesiyle bir takım insanlar, zor durumdaki bir takım insanlar mecbur kalmış olabilir. Artı ahlaken de zaten bir sorun olduğu bilinen bir gerçek. İnsanlar biraz da kolay yaşantı peşinde koştukları için hırsızlık olayları artmış olabilir. Tabii göçmenleri, sığınmacıları da suçlamak istemiyorum. Önyargılı davranmak istemiyorum ama her gelen insan da normal ahlaki yapıya sahip insan değildir. Mutlaka onların içerisinde de vardır. Yerleşik halk içerisinde de vardır. Dışarıdan gelen, Kayseri'ye dışarıdan gelen insanlar içerisinde de vardır.
İşte soğuk kış günlerinde geliri olmayan insanlar bir kısmı mecbur kalmış olabilir. Ama çoğunluğu bence bunu alışkanlık haline getirmiş. Geçimini hırsızlık üzerine başkasının sırtına yıkarak sağlamaya çalışan insanların çoğalmasına bağlıyorum. Bu sadece Kayseri'ye mahsus bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hemen hemen her yerde, her ilde üzerine gidilmesi gereken bir davranış şekli, bozuk bir davranış şekli olmasa iyi ama oluyor yani. Peki nasıl önüne geçilebilir? Şimdi önce hani eğitim şart diyoruz da artık öyle tahmin ediyorum ki tabii eğitim şart ama polisiye tedbirler, cezai yaptırımlar. Bir de şu var, benim dikkatimi çekiyor. Hani eskiden bir hırsızlık zaten yüz kızartıcı bir suç. Eskiden hırsızlık dendiği zaman, bir kişi hırsızlıkla damgalandığı zaman toplum içerisinde sosyal kabul görmezdi. Ama şimdi sosyal yapımızda da sanki bir anormallik söz konusu. Adam hırsızlıktan hapse girmiş çıkıyor. Bir kahveye girdiğinde herkes hoş geldin diyor. Herkes onu kabul ediyor. Sanki sıradan bir davranışmış gibi. Aslında sosyal kabul görmemesi gerekiyor bu tür insanların. Hırsızlıkla mimlenmiş, bunu alışkanlık haline getirmiş, hırsız olduğu bilinen insanların diyelim. Toplum tarafından kabullenilmemesi gerekiyor. Mahalle baskısı diyoruz buna. Mahalle baskısının olması lazım. Zaten insan davranışını sınırlayan ya da şekle sokan üç temel kuralımız var bizim. Bir tanesi hukuk kuralları, cezai yaptırımlar. Bundan daha önce gelen mahalle baskısı, toplum kuralları dediğimiz kurallar vardı ama şu anda günümüzde işlemiyor. Bir de Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Dini kurallar var tabii. İnsan şimdi bu üçünü de hiçe sayarsa maalesef her türlü anormal davranışı gerçekleştiriyor. Hırsızlık da bunlardan bir tanesi.